Fikri Sağlar, 17 Ağustos 2023, bir gün. Sorularım var. Yetkililere göre Kuzey Yarımküre son 50 yılın en sıcak yazını yaşıyormuş. Anlaşılan o ki doğa insan eliyle tahrip edilmesinin kızgınlığını biz dünyalılara acımasızca yaşatıyor. İnsanlık öyle hovardaca dünyayı kullandı ki mevsimler ötelendi. Tabiat bile şaşırdı. Bir yörede hava sıcaklığı 40-45 dereceyken aynı coğrafyanın başka bir yerinde kar, yağmur, sel yaşanıyor. Denizleri kirleten, nehirleri ve gölleri kurutan, sera gazıyla ozon tabakasını delen, çevreye zarar veren yani doğanın dengesini bozan, böylece varlıklı ve sosyal devlet olan ülkelerin yurttaşları göreceli de olsa rahat yaşarken yoksul, hazinesi yağmalanmış, geri kalmış ülkeler kavruluyor. İktidara her konuda gizlice destek olan muhalefetiyle birlikte tüm değerleri ve kurumlarıyla dejenere edilen, kandırılan, aldatılan, varlıkları soyulan ve sömürülen, umutları dahi yok edilen bizim gibi yoksul ülkenin insanları ise sıcak, susuzluk ve açlık altında ezilip gidiyor. Yaşam artık çekilmez hale geldi. Seçimde boşalttıkları kasayı doldurmak için iktidar tarafından sürekli yapılan zamlar yurttaşlarımızı sıcaktan daha fazla bunaltıyor. En tehlikeli gidişat tarımsal üretimin durmuş olması. Aç kalıyoruz. Artık farkında olun. Çiftçi perişan tahıl, sebze, meyve, et, süt, yumurta üretemiyor. AKP iktidarı bilinçli olarak tarımı yok ediyor. Köyleri kaldırdı. Tarımsal üretim yapanları dışladı. 3 Trakya büyüklüğünde toprağı tarım dışına çıkardı. Bu nedenle 129 ülkeden 159 çeşit tarım ürünü alınıyor. Düşünün, Afrika'dan domates salçası, Yunanistan'dan saman alır hale geldik. Sudan çiftçisine buğday ürettiriyoruz. Konya'lı aç kalsın, umurlarında bile değil güya her şey yolunda. 14 Mayıs seçimi sonrasında akaryakıta %90 zam yapıldı. Bu durumda Ankara'da mazot 38.83 TL'den, benzinse 38.23 TL'den satılıyor. Artık her şey en az %90 zamlanacak. Ben ekonomistim diyenler bu durumu insanların geliri iyi ama hayat pahalı diyerek geçiştiriyorlar. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı memur ve memur emeklileri için 2024-2025 için hükümetin zam teklifini açıkladı. Dedi ki 2024 yılının ilk 6 ay için %14, ikinci 6 ay içinse %9. 2025 yılının ilk 6 ayında ise %6, ikinci 6 ayda %5 olarak belirlendi. Yani kamu çalışanları önümüzdeki 2 yıl içinde daha da aç kalacak. Bakanın açıklaması bardağı taşıran son damla oldu. Kamuda çalışanların tepkileri giderek büyüyor. Bu durum zamlara aldırış etmeyen, insanları adeta açlığa mahkum eden, kirli ekonomiye geçit veren, yurttaşının emeğini hiçe sayan, insana saygı duymayan ve saltanatını yaşatmak için ülkenin tüm kaynaklarını sömüren Osmanlı'nın çöküş sürecini hatırlatıyor. O dönemi Anadolu erenlerinden biri şöyle değerlendirmiş. Şalvarı Şaltak, Kirli Osmanlı e yeri kaltak, halı kaplı Osmanlı. Ekende yok, biçende yok, yeğende ortak Osmanlı. Sanki bu dörtlük Osmanlı'nın devamı olduklarını söyleyenler için adeta yıllar önce yazılmış. Bir de Osmanlı'nın çöküşü sırasında ümmetine yaşattığı zalimliği dile getiren zileli talibiye kulak verelim. Talip demiş ki, Talibiyim kurtulmadım çileden. Mültezimler öşür alır kileden. En doğrusu kaçmak imiş zileden. Hiç gelmemek nurun ala nur imiş. Sanki bu dizeler Osmanlı'nın itibardan tasarruf olmaz ve saltanatın kesesini alabildiğince doldurmak haktır diyenlerin vergi baskısını dile getiriyor. Biliyoruz ki eskiden beri Anadolu halk ozanları sazı ve sözüyle zalimleri dile getirir, insanların elem ve çaresizliklerini anlatır, bugünlere not düşerlerdi. Demem o ki bugünkü sistem tek adama tüm yetkileri vermiş, o da her istediğini engelsiz yapıyor. Hatta dahasını da istiyor. Hilafet ve hanedanlığa dönmenin yollarını bile döşüyor. Siz başta CHP olmak üzere muhalefetteki partilerin laik, demokratik, hukuk devleti olma ısrarını hiç duydunuz mu? Laiklik yok edildi söylemine rastladınız mı? Hatay Arap şehridir diyen ahlaksız bir imamı yargıya şikayet ettiğine tanık oldunuz mu? Küçücük çocuklara cübbe ve fes giydirerek şeriata uygun yaşama yemini yaptıran tarikatlara karşı bir laf söylediklerine şahit oldunuz mu? Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk'e küfreden, anıtlarını parçalayanlara karşı bir şey yapıldı mı? Lozan tartışılmalıdır diyene tepki göstereni gördünüz mü? Kısaca, iktidarla muhalefetin aynı değirmene su taşıdıklarının farkında mısınız? 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. Ey muhalefet sorarım size, emperyalistleri denize dökmüş dünyadaki sömürge ülkelere kurtuluş mücadelesi cesareti vermiş ilkeleriyle dünyada saygın bir ülke olmuş kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 100 yılın kahramanı unvanı verilmiş 100 yıllık bir ülkeye yakışır bir coşku ve heyecanı içinizde hiç yaşattınız mı 30 Ağustos Zafer Bayramı geliyor Ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. Tekrar soruyorum. Bu iki büyük gün 100 yıla yakışır bir şekilde kutlanacak mı yoksa 15 Temmuz bunların yerini mi alacak? Fikri sağlar.